genel izleyici için uygundur. Euzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allah'a hamd ediyoruz. Sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a mahlukatın nefesleri adedince salat ve selam ederek bu güzel programa başlamış oluyoruz. Allah yaşamış olduğumuz şifani alemde bizlere her zaman her şeyin hakkımıza hayırlısını nasip eylesin. Kalan ömrümüzü de geçen ömrümüzden daha güzel eylesin. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın rahmeti üzerleriniz olsun. Çok değerli bir konuğumla karşınızdayım. Doktor Vehbi Karakaş hocam bizimle beraber. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Saat afiyettesiniz inşallah. Elhamdülillah. Cenab-ı Hakk'a sonsuz şükürler olsun. Allah Celle Celaluhu verdiği nimetleri sağlık ve afiyeti elimizden almasın. Amin. Çok güzel bir dua hocam. Evet. Allah razı olsun. Tamam. Bir de ve kalilun min ibadiyye şükür. Hani kullarımdan pek azı bana şükreder e, diyor ya Cenab-ı Hak ayette. İnşallah o azlardan oluruz. İnşallah. Fakat ne kadar şükretsek yine az. Ne kadar şükretsek az. Takatten düşünceye kadar. Hiç nefes almadan hiç durmadan her an şükretsek yine az. Biraz sonra belki Fatih içinde de konuşacağız ama aklıma geldiği için hemen söyleyeyim. Tabii. Peygamberlerden Davud Aleyhisselam hayretini, hayranlığını dile getirmiş, çaresizliğini dile getirmiş. Demiş ki ya Rabbi ben çaresiz kaldım. Sen nimet veriyorsun, ben şükrediyorum nimet veriyorsun şükrediyorum. Fakat ben duruyorum, dinleniyorum, uyuyorum. Senin nimetlerin hiç durmuyor ya Rabbi. Çaresiz kaldım ben bu işin altından nasıl çıkacağım? Boynumda bir borç var yani. Ya hani, Şükür borcu. Şükür borcu değil mi? Nasıl çıkacağım? Allah Celle Celaluhu'dan hitap geliyor. Diyor ki ey Davut Allah'ın hakkının verilemeyeceğini anlarsan seni hakkıyla şükretmişlerden sayacağım. Allah Allah. Ya mesele bu. Sen elinden gelen gayreti göster. Şükrünü sonucu yap, bırak. Sonucu bana bırak. Eyvallah. Evet. E, hocamın da ifade ettiği gibi değerli dostlar, kıymetli izleyenlerimiz Fatiha suresini konuşacağız. İnşallah programımız el verdiği süre el verdiği müddetçe bitirmenin de mücadelesi içerisinde olacağız. Yani Fatiha'nın tamamını inşallah işleyeceğiz ayet ayet. İnşallah. Tabii Fatiha e, fetheden manasında Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda ilk bizi karşılayan sure Fatiha suresi. Benim de ismim Fatih, değil mi? Fetheden açan. İnşallah bizler de hayır anlamında güzel şeyler açarız hocam. İnşallah. inşallah. E, Kur'an-ı Kerim'i açtığımızda ilk bizi karşılayan sure Fatiha suresi dedik. Bu Fatiha suresinin ilk ayeti Bismillahirrahmanirrahim ya. Amin ya. Hocam lafsayı celalden sonra bizi karşılayan Allah'ın esması Rahman. Burada bir incelik var mı? Var. Bir mesaj var mı? Var efendim. Şimdi bir kere Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahman. Hamdin övünmenin ve övülmenin. İki iki farklı kelime söyledim. Övmek ve övülmek. Övülmenin tamamı Allah'a mahsustur. Övünmek Allah'ın hakkıdır. Övülmek de Allah'ın hakkıdır. E peki beşerin övünme hakkı yok mu? Yok. Neden yok? Çünkü sana övünme vesilesi olarak ne verilmişse onun. Her şey Allah'tan ya. Yani. Güzelliğin mi var onun? Sesin mi güzel onun? Kuvvetin mi var onun? Sihatin mi var onun? Hakeza bunu saymakla bitiremeyiz. Hocam mantık olarak düşündüğümüz zaten bu saymış olduğunuz bizim güzellik veya evet. yakışıklılık ne bileyim güç kuvvet takat bunların hepsi e, yeri geldiği zaman bizden gidiyor. Bu bir halite ya. Tabii. O zaman anlıyoruz ki gerçekten bu güç bizim olsa bizimle ebedi kalırdı. Demek Aferin. ki değil. Çok güzel. Aynen öyle. Çünkü bizim değil. Bize geçici olarak verildi. Sınamak için verildi. İmtihan ediyor Mevla. Bakalım ki bu kendisine tahsis ettiğim özellik ve güzelliklerin asıl sahibinin Allah olduğunu bilecek mi? Yoksa kendine mi mal edecek? Hmm. Mesele bu. Hani Tebareke Suresinin başında da var ya <Sessizlik> Liyeblüveküm eyyüküm ahsenu amela. Size hayatı verdim. Ondan sonra ölümü önünüze koydum. Niye? Bakalım ki siz elinizdeki imkanlarla güzel işler yapabilecek misiniz? Hanginiz daha güzel iş yapacaksınız? Cenab-ı Hak bunu denemek için veriyor. Dolayısıyla e, gururlanma, kibirlenme Allah'ın hakkıdır. Kibirlenme kulun hakkı değildir. Niye kulun hakkı değildir? Çünkü Allah'ın da ondan. Onun içindir ki hadisi şerifte de buyurulmuş ya kimin içinde gönlünde kibirden bir zerre varsa o cennete giremez. Allah Allah hocam bir zerreli kibir ne demek ya? E senin değil. Sen başkasının hakkına Haşa alemlerin Rabbinin hakkına tecavüz etmiş oluyorsun. Bir de hocam ayette dedi değil mi evet. Allah kibirlenenleri sevmez. Sevmez. Aynen öyle. Şimdi gelelim öbür sorunun öbür kısmına. Hamdin övülmenin ve övülmenin tamamı Allah'a aittir. Neden? Şimdi o neden sorusunun cevabı işte o Allah Rabbül Alemindir. Allah. Rahmandır. Allah Rahim'dir. Allah din gününün sahibidir. Hesap gününün yegene hakimi Allah'tır. Bak buraya kadar neden Cenab-ı Hak övülmenin ve övünmenin tamamı kendisine mahsus olduğunu ifade etmiş? Çünkü ben alemlerin Rabbiyim ya. Sizi terbiye eden benim, çocuklarınızı eğiten, büyüten, yöneten, yaratan benim. Efendime söyleyeyim mahallenizi evirip çeviren benim güneşi doğuran batıran efendime söyleyeyim yıldızları evirip çeviren benim alemler. Alemler kim? Sadece bu dünyadan ibaret değil. değil alemler. Ki. Alemler yerler, gökler, bunların içindekiler, dünya, ahiret aman Allah'ım. Arkadaşlar bir düşünün ya. Bir düşünün ya. Alemlerin Rabbi tek Allah. Allah tek. Ve bir. Zaten hocam İhlas suresinde de. Kul ahad, de ki o Allah birdir bir. değil. Ha. Tektir diyor. Tektir, evet. ahad. Amenna. Ve birdir ve bir olmasına rağmen her şeyi her an evirip çeviriyor ve üstelik yorulmuyor. Bunların hepsinin izahı var biliyor musunuz? Şimdi beni dinleyen arkadaşlar hangi noktadan aklım almıyor diyorsa o noktayı ortaya koysa onun da cevabını veririz Allah'ın lütfü inayetiyle. Evirip çeviriyor ve her an Yorulmuyor. Cık, Allah Allah. Sen uyuyorsun. Senin gece uykundan haberi var. Uyku arasında ne söylüyorsan ondan haberi var. Yani gördüğümüz rüyadan bile haberdar. E ya, şeyde gördüm yine. Kaynaklarımızın birisinde gördüm. E, kul mizana çekilmiş. Amelleri tartılmış. Efendim e, maalesef üzerinde kul hakları var, borçlar var, şunlar var, bunlar var. Cehenneme karar verilmiş ve gidiyor. Gidiyor. Giderken bir ses duyuyor. Diyor ki ey kulum, amelinle cennete gir. Kaynaklarda var bu. Gir. Ya Rabbi benim hangi amelim var benim bilmediğim? Sen gece uyurken sağdan sol tarafa dönerken Allah dedin. Ama dediğini sen unuttun ama ben unutmadım. Çünkü ben uyumuyorum. Allah Allah. La tekuduhu sinetün ve Allah'ın ne bir uyku ne de bir uykulama tutmaz. Kendisini anlatıyor Mevla. Dolayısıyla alemlerin Rabbi benim. Peki ve ben Rahman'ım. Şimdi biraz önce bir, bir cümle söyledim Fatih Bey kardeşim. Bir cümle söyledim. Dedim ki Allah alemlerin Rabbidir. Tamam. Allah terbiye ediyor. Rab terbiye etmek demek. Eğitmek, büyütmek, yönetmek, yürütmek demek. Rab kelimesi. Eğitiyorum ama nasıl eğitiyorum biliyor musunuz? Rahmetle eğitiyorum. Errahman'dan çıkıyor. Üstelik kendisine inanan, inanmayan herkese. Aynen böyle. ve Ve inanmayan bir insana bile Allah ölünceye kadar şefkat ve merhametle muamele ediyor. Ve rızkına da kefil. Ve rızkına kefil. Bu Rahman sıfatı değil mi hocam? Rahman, Rahman. Şimdi Rahman'da böyle bir şey var, böyle bir özellik ve güzellik var. Şefkatle, merhametle Allah dünyaya getirdiği her varlığa muamele ediyor. E bu vasıflarından dolayı Allah övülmez mi ya? Övgüye layık görülmez mi? Kesinlikle. Allah bütün övgülere layıktır. Elhamdülillah. Peki bütün kelimesini nereden çıkarıyorsunuz hocam? Ham kelimesinin başındaki lami tarif istigrak içindir. Yani, i̇stigrak yani bütünü kucaklar. Hmm. Kimden kime? Umum Mesela anladım. diyelim ki Fatih Bey kardeşimden bana bir teşekkür geldi. Tamam mı? Bana bir teşekkür geldi. Ben o Fatih Bey'den bana gelen teşekküre Teşekkürle cevap veriyorum. Kimden kime teşekkür geçse, gitse, kimden kime hamd gitse, övgü gitse onların sahibi de Allah. Onlar da Allah'a mahsustur diyor. Hmm. Yani övlen de öven de ellerindeki o hamd ve senayı tamamıyla Allah'ın hakkı olduğunu bilecekler. Eyvallah. Ha. Mesela Rahman'ı açtık ya hocam. Evet. Hani Bismillah zaten Allah'ın adıyla. Evet. evet. Er rahmanir rahim Rahman tamam. ve Rahim olan Allah'ın adıyla. adıyla. Zaten hani Peygamberimizin de bir hadisinde e, besmele ile başlanmayan her anlamlı söz veya eylem sonu bereketsizdir buyuruyor Amin. ya. Evet. Bizler de zaten her işimizin başlangıcında otobüse binerken, arabamıza binerken, yemek yerken hep besmele çekeriz. Niye? yapmış olduğumuz eylem bereketli olsun anlamında. Tabii, bu peygamberimizin evet. bize bir güzelliği. Şimdi Rahman'ı söylediniz. Peki Rahim sıfatı ne? Rahim sıfatı Arasındaki da, fark ne? Tabi. Rahim sıfatı da yine Cenab-ı Mevla'nın sonsuz rahmetini ifade ediyor ama bu sonsuz rahmet ahirette yalnız bu dünyada kendisine inananlara tahsis edilecek. Aa, burada o zaman Rahman ve Rahim arasındaki evet. fark Evet. Rahman'da Allah kendisine inanan, inanmayan herkese rahmet ediyor. Evet. Rahim'de ise kendisine inanan, itaat eden e ben, ve cenneti kazanan ahirette merhameti. Mümin kullarına. Mümin kullarına. E peki hocam inanmayanlar orada demezler mi ki Ya Rabbi bize bir rahmetin yok mu? Kulum sen bana inanmadığın halde ömrün ne kadar idiyse işte 30 sene mi, 40 sene mi, 50 sene mi, 70 sene mi, 100 sene mi? 100 sene... Ben sana baktım, şefkatle, merhametle baktım ve senden tövbe istiğfar bekledim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin demeni bekledim. Errahmanirrahim demeni bekledim. Ama sen yapmadın bunu. Dolayısıyla bugün artık yollar ayrılmıştır. Yani sen şöyle mi? Özet şu mu yani hocam? Evet. Allah diyor ki ben seni bu aleme gönderdim. Sana bütün nimetleri nimetlerle seni donattım. Evet. Ama sen Allah yokmuş gibi yaşadın. Aynen. Beni hatırlamadın. Ben de bugün seni hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Çünkü bununla ilgili de çok net çok net ayet var. Mesela şu anda o ifadenden aklıma pencere açıldı. Oradan gördüm ayet-i Ve men a'rada an zikri fe inne lehu ma'işeten ve nahşuruhu yevmel kıyameti a'ma. Kale Rabbi lime haşertene ama. Fakat küntü basira. Kale kezalik etetke ayatuna fenesiteha ve kezalik el yevme tünsa. Bir Şimdi bu, bunu niye okuduk biliyor musunuz? Hocam bu orijinalleri niye okuyorsunuz? Orijinalleri okumanın sevabına hem okuyan hem, hem dinleyen, eyvallah. nail olsun diye okuyoruz. Olsun. Keyif için okumuyoruz bunları. Kim benden benim zikrim olan Kur'an'dan yüz çevirirse onun için sıkıntılı bir hayat hazırlanmıştır. Allah Allah. Ekonomik kriz hazırlanmıştır. Bak bugün dünya bunu duysun ve dinlesin. Bugün dünyada krizler yaşanıyorsa Allah'a açılan kapıları kapattığımız için, pencereleri kapattığımız için, Mevla'yı hatırlamadığımız için, onu unuttuğumuz için bunu lütfen İnsanlık bunu duysun ve dinlesin. Bir daha hocam ve ben evrad zikri yani kim benim zikrimden yani Kur'an'dan yüz severirse ona dünya hayatın dar girip bir geçim mi veririm diyor. Geçin sıkıntılı bir geçim vardır. Tamam. Ekonomik krizleri vardır ve o dünyaya ait bir ceza. O der ki ve kıyamet ama ve Bir de kıyamet gününde de onu haş ama haşrederiz. Gözleri görmez. İki tane madde saydı. Evet. Bir dar geçim bir de ama olarak haşredildi. Haşredildi. Der ki okul, der ki ya Rabbi benim dünyada gözlerim vardı. Benim gözlerim ne oldu? Gale kezalik. İşte kulum sen dünyada beni unuttun. <laughs> ben de burada seni unuttum. Allah unutur mu haşa? Uyuklamayan uyumayan bir Allah. Hiç kulunu unutur mu? Ama el ceza min cinsil amel. Ceza amelin cinsinden gelmiştir. Unuttuğun için unutulmuşsundur. Yoksa Allah unutmaz. Hmm. o açıdan e, Rahim kelimesinde sadece ahirette cennetlik kulların e, istifadesi söz konusu olacak Yani orada ahirette Efendim kafirlere yönelik farklı tecelliler olacak ama cennette değil cehennemde olacak. Eyvallah. Evet. Hocam demin hani o açtığınız ayet var ya çok manidar oldu. Tam konunun üzerine de evet. denk geldi. Çok da güzel hatırladınız. Sadece bir parantez açmanızı rica edeceğim. Hı. Hani kim Kur'an'dan zikirden yüz çevirirse diyor ya Allah. Evet. O, o orayı bir açabilir miyiz yani? yani Orada daha iyi anlaşılsın. Anlaşıldı şu. Hı. Kim benden o zikir kelimesi var ya. Tamam. Zikir kelimesi Allah'ı anmak demek. Tamam. Allah'ı hatırlamak demek. He. Bu hatırlamak törenli olmaz efendim böyle şey müzik festivallerinde olduğu gibi hoplamakla zıplamakla olmaz. Öyle değil yani Allah'ı hiçbir zaman kalbinden çıkarmayacak. O ve ona göre yaşam Ona göre yaşayacak. Ona göre yaşayacak. Allah'ı hatırlayan bir insan nasıl olması gerekiyorsa öyle olacak. Bak bunun örneği kimdir? Alemlere rahmet gönderilmiş Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ı bir an dahi aklından çıkardığı yok. Ama buna rağmen ne diyor biliyor musunuz? Sübhaneke le uhsî zena'en aleyk kem esneyte ala nefsik. Ya Rabbi ben seni, senin seni övdüğün gibi hatırlayamıyorum, övemiyorum. Bağışlanmamı istiyorum, affını istiyorum. Gazabından affına, azabından rahmetine, senden sana sığınıyorum diyor ya. Neden biliyor musunuz bunu söyledi? Olur ki bir an gaflete düşerim de Allah'ı hatırlamaz bir pozisyona düşersem onun korkusunu yaşıyor peygamber. İşte örneğimiz bu. Allah'ı Allah hatırlamak. Zikirin bir kelime anlamı bu. Bir başka yerde zikrin Kur'an olduğu söyleniyor. Zaten Kur'an'ı okuyan da Allah'ı zikretmiş oluyor. ve Kur'an aynı zamanda da Kur'an'a göre bir yaşam biçimi. E, aynen yaşam biçimi. Yani mesela kul hakkı girmeyecek. Kamu hakkına girmeyecek. İşte bir hayvanı incitmeyeceksin, şefkat ya. kanatlarını gerçeğin, iyi bir insan olmanın mücadelesi içerisinde olacaksın. Rabbimizle olan bağımız, ile olan münasebetimizi Tabii. gözden geçirmek kaydıyla güzel bir yaşam. Özet bu. Bir yaşam. Bunları çoğaltabiliriz. Allah niye Allah'ı hatırlamak diyoruz biliyor musunuz? Allah'ı hatırlayan tacizde bulunamaz, tecavüzde bulunamaz, kulaklarına efendim hürmet gösterir, karıncayı incitmez, Arkadaşını incitmez, eşini aldatmaz, komşusunu aldatmaz, işvereni aldatmaz, işçisini aldatmaz, öğretmenini aldatmaz, öğrencisini aldatmaz. Nereye bakarsanız bakın. Allah'ı aklında tutmanın sonucu bu. Eyvallah. Yoksa Allah'ın bizim zikrimize, fikrimize, namazımıza hiçbir şey yok. yok, ihtiyaç yok. Allah'ı hatırlamanın anlamı sosyal hayata çekirdeği vermek, ahlaklı yaşamak. Ahlakı, efendiliği, güzelliği, tatlılığı sosyal hayata taşımak o Eyvallah. açıdan önemli. Evet. Mesela hocam elhamdülillahi rabbil alemin errahmanirrahim bak Buraya kadar üç ayeti özetlediniz. Şimdi, şimdi eğitimde ne olması lazım biliyor musunuz? Hı. Rab kelimesi eğiten, büyüten, yaşatan, yürüten, yöneten dedik ya. Tamam. Ha. Rab kelimesi. Şimdi Allah eğitiyor, büyütüyor, yaşatıyor, yaratıyor ama ne ile yaşatıyor? bir taraftan teşvikle. Senin Rabbin rahmetiyle senin arkanda. Rahmetle, şefkatle eğitiyor Mevla. Bir taraftan da tehditle. Ya tehditle. Kulum bak senin önüne sayısız ve sınırsız nimetlerimi koydum. Şefkatimle sana muamelede bulunuyorum. Eğer bunun farkına varmazsan, kadir kıymetini bilmezsen, Maliki Yevmi din olan Rabbini hatırla. Din hmm. gününün yegane hakimi, mahkeme kübranın hakimi, hakimlerin hakimi, hakimlerin hakimi olan Allah'ın bir ceza hmm. günü var önümüzde. Bir hesap günü var. Çünkü bu da ziza suresi değil mi? Femen ya'mel miskale zerre hayran yara ya, aynen, aynen öyle. Kim zerre miskal <laughs> bir tabii. güzellik yaparsa karşılığı var. Zerre miskal kötülük yapanın da mutlaka cezası ha, var. Demek ki eğitimde Heh. eğitimde hem şefkat olacak. Tamam. Hem de bir tehdit olacak. Ben vakuma da beyin al ve recayi getirdim. Aynen hocam. çok güzel, çok güzel o da olur. Beynel al ve reca. Yani mümin nasıl yaşamalı? İşamı böyle yaşayacak. Yani, yani ümit ve korku. Korku arasında. Demek ki orada Maliki ümit din. Önünüzde öyle bir hesap günü var ki o hesap gününde torpil işlemiyor. La beyun fihi ve la zulle. Orada torpil yok. Rüşvet yok. Efendim Allah izin vermezse şefaat yok. Allah izin vermezse kaydını koyuyorum. Çünkü, Çünkü bu ayetle sabit. Ben zelledi yeşfau indehu illa, illa bi izni. Çünkü niye Allah izin vermezse kaydını koydum? Maalesef üzülerek söyleyeyim bunu. şefaati inkar edenler vardı onun için öyle söyledim. Şefaat vardır ama Allah kime kimi kurtarılması gerekiyorsa şefaat hakkı tanırsa o şefaat edecek. Hani dediğiniz gibi şefaat yoktur evet. diyen keskin ifade kullanan kişilere de ayetel kürsünün bu ayeti benzerlediği eşfevindehu illa izni. Evet. Yani Allah izin vermediği müddetçe kim şefaat Kimse kimseye edemez. Kimseye şefaat edemez. Peki şefaat var ki hakikat ki var. Ha, Allah bunu anladım. böyle ifade ediyor. Aynen Mantık öyle. olarak düşündüğün zaman da. Çok haklı. Şimdi demek ki burada ne var efendim? E, din öyle bir din günü var. Öyle bir hesap günü var önümüzde. Onun için burada efendim ne yaparsam yanıma kalır düşüncesiyle yola çıkmayın. Aldanırsınız. Burada yaptıklarınız yanınıza kalabilir. Ama kabrin öbür tarafında yaptıklarınızın yanına kalmayacağı bir mahkemeyi kübra, bir ceza günü, bir hesap günü var. Yani Allah mühlet verir ama ihmal etmez derler. Amin. <laughs> Amin. Hocam e, müsaadenizle bir kaside dinleyelim sonra devam edelim. Hem de sizi dinlendirmiş olalım. Evet efendim buyurun hep beraberce. Gönül dinleyelim. سبحان الأبد الأبد سبحان الواحد الأحد سبحان الفرد الصمد سبحان رافع السماء سبحان من بسط الارض على ماء جمد سبحان من خلق الخلق فاحصاهم عددا سبحان من قسم الرزق ولم ينس احدا سبحان الذي لم يتخذ صاحبه ولا ولدا Whoa! Ayasofya Kebir Camii İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu hocamızın bu güzel eserinden ötürü kendisine teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir icra olundu. Allah razı olsun. E, tesbihat kasidesi hocam. Güzel. Maşallah. Güzel geldi ruhlara işledi. E, şimdi hocam en son e, Fatiha suresinin ilk üç ayetini okuduk. Evet. E, daha doğrusu arz ettiğiniz manasını. Bu Fatiha'nın yarısı. Yarısı. Yani elhamdülillahi rabbil alemin hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Rahim Rahman ve Rahim olan ancak O'dur. Maliki ve middin, din gününün, kıyamet gününün yegane sahibi Maliki Allah'tır. Şimdi e, bu üç ayeti baktığımız zaman Allah kendisinin büyüklüğünü bizlere arz ediyor. İşte ben ilahınızım, ben Rabbinizim, ben büyüğüm, ben güçlüyüm, ben kudretliyim, dünyanın ahiretine her şeyin sahibi benim diyerek Dördüncü ayete bizler devreye giriyoruz ve zımnen şöyle diyoruz sanki hocam. Yani Allah'ım sen anlattığın gibi isen ki amenna öylesin. O halde bize düşecek söylem. Budu ve <laughs> yalnız sana kulluk eder, yalnız senden meded umar, yardım talep ederiz. Ee, teslimiyetimizi mi ifade ediyoruz hocam bu ayet? Aynen, aynen. Yani Cenab-ı Mevla'nın kullarından istediği şey budur sonuç. Hmm. Kulum beni Elhamdülillah dedi, met etti. Errahmaner Rahim dedi. Övgümü dile getirdi. Şunu söyledi, bunu yaptı ve Fatiha'nın yarısı bana ait, yarısı kuluma ait diyor. Kuluma da istediği verilmiştir diyor hadis-i şerifte. Bu söylediğim hadis-i şerifte geçiyor. İyyâke nabudu ve iyyake nestaîn. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden yardım isteriz diyoruz ya. Hı hı. Bunun da hadis-i şerifte hüsnü kabul gördüğü söyleniyor hemen. Eğer bir kul hulusu niyetle, tam bir samimiyetle bunu söylerse o satırlar, o namaz onun affına vesile olur. İnşallah bir daha da o kendisini perişan edecek hallere dönmemek kaydıyla. İnşallah. Yani öyle. Yani namaz kılarken en azından bu ayeti evet. malini evet. düşünerekten evet. İyyake na'budu ve evet. nestaîn evet. bu düşünceyle aynen. okuduğumuz zaman aynen daha bir şuurlu olacağız. Aynen böyle olacak. Çünkü bu artık bu şeyi öğrenmiş olduk. Evet. Neydi hocam hadiste geçiyor? Şimdi burada Hı. çok enteresan bir şey var. Niye acaba Nabudunun başına ne nun harfini koydu Allah? Koymasaydı e'budu. E'budu diyecektik. İbadet ederim diyecektik. Ama niye biliyor musunuz? Allah Celle Celaluhu bütün cemaatleri nunun içine koysun diye kulum. Yani namaza durduğu zaman böyle namaza durduğu zaman ben bir yaşadığım şeyi söyleyeyim size. Tamam hocam, Fatih Bey kardeşim. Efendim evde cemaatle namaz kılacağız. Namaza ben öndeyim. Ben kıldıracağım. Tamam. Arkamda da 2-3 tane evde kimler varsa onlar var. Başlamadan geriye döndüm. Dedim şu anda siz bu kılacağımız namazda siz bu kadar değilsiniz. Ya göklerde melekler, ahiretin sakinleri, yeryüzünde deniz içinde semekler, balıklar, bütün bütün varlıklar, herkes şu anda sizin kıldığınız namazda sizinle beraber. Nereden çıkarıyorsunuz bunu? İyyâke budur. Ya Rabbi yalnız sana kulluk ederiz. Bunun içinde kim var biliyor musunuz? Bunun içerisinde. Ederiz yani ederim değil. Ederim değil ederiz diyoruz. Heh. Bunun içerisinde kim var? Bütün vücudumun zerreleri bir ordu. Kainatın içindeki bütün varlıklar ve onların zerreleri ikinci ordu. Melekler üçüncü ordu. Alemler diyoruz ya yukarıda geçti ayet-i o alemlerin içerisinde bütün mahlukat, bütün mevcudatın hepsi o anda namazda. Allah Allah. Kardeşlerim... Sadece biz baktığımız zaman ha? sanki tek biz kılıyormuşuz. Evet size. ha, öyle. Kardeşlerim bunu lütfen böyle bilsinler. Hocam sen hayalini mi anlatıyorsun? Yok yok. Bütün mevcudat, bütün varlıklar namazda. Tamam. Sen namaza durmakla onların ritmine ayak uydurmuş oluyorsun. Ve onlarla beraber Mevla'ya yöneliyorsun. Alemlerin Rabbi Allah'ın huzurundasın. Alemlere rahmet Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz sanki o cemaatin içinde bütün peygamberler o cemaatin içinde ve siz onlarla beraber İyyâkene abudu ve İyyâkene nestaîn diyorsunuz. Böyle böyle kılınacak inşallah. İnşallah. Çok güzel bir detay. Ve evet, İyyâkene sen şimdi na'budu dediniz mi? Yalnız sana kulluk ederiz dediniz mi? Tamam. Böyle bir cemaatle bütün duaların duaları kabul edilen her varlık o cemaatin içinde. Tamam. Bu cemaat içinde namaz kılanın duası geri çevrilir mi? Orada ne diyorsun? Ya Rabbi yardım isteriz senden. Neye yardım istiyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bizim bu duamız var ya, bu duamız adeta dünyanın ömrünü uzatıyor. Benzini bitmiş bir arabana gittiğiniz zaman nasıl benzin koyuyorsunuz? Tekrar yürümek için. İşte yeryüzünde İyyâke nâbudû ve iyâke nesta'în diyenler olduğu müddetçe kıyamet kopmayacak. Bütün kainat ayakta zikrine, fikrine, şükrüne devam edecek. Hatta bütün kainat deyince ve in min şeyin illâ yusebbihû bihamdihi ve lâ ne tesbihû. Zaten neden bütün varlıklar namazda diyorum? İşte o ayet-i kerimelerden çıkarıyoruz. Nedir yani manasını söylüyor Yerde mi? ve gökte <laughs> ne varsa hepsi her an Allah'ın zikriyle, Allah'ı anmakla meşgul. Allah Allah İbadetle meşgul, namazla meşgul. Ama herkesin namazı farklı. Anlatabildim mi? Herkesin namazı farklı. Cebrail'in, Mikail'in, efendim yeryüzündeki işte varlıkların. Kime Allah ne tür bir görev vermişse o görev onun namazıdır. Hmm. Peki namaz bildiğimiz ha. hani şekli itibariyle evet. kıldığımız fiziki anlamda Hazreti Adem'den Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar bütün peygamberlerde vardı değil mi? namaz? hepsinde var. Hepsinde var ama farklı farklı evet. şeyler olabilir. Evet. Yani Ama hepsinde namaz var. Hı hı. Çünkü namaz kulun Allah'la beraberliğinin ifadesi. O açıdan e, kardeşlerimiz İyâkene abudû ve iyâkene derken bunu söyleyecekler, bunu anlayacaklar ve bu bu tefekkürle namaza duracaklar. Zaten İnşallah. bunun bunun bir adı da huşudur. قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ buyuruyor ya Mevla. Müminler kurtuldu. Hangi müminler? Namazını huşu ile kılan. Peki soru ha, şu hocam. Evet. Namazlarımızı kılarken evet. huşudan uzak, dünyalık her şeyi aklımıza getirmek kaydıyla sadece yatmak kalkmaktan ibaret olan bir namaz kılabiliyoruz yer yer. Evet. Peki bu huşuya nasıl erişebiliriz? Yani işte bu okuduğum ayetlerin de manasını düşünerek mi veya başka bir formülasyonu var mı? Bunun bu, bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Vesveseler araya girebiliyor, şeytandan atılan işte başka şeyler, başka şeyler işin içerisine zaman zaman sen namazdayken girebilir. Hı hı. Ama bu bu tip kardeşlerimize de söyleyeceğimiz şudur: Başlarken ben kimin huzurundayım, hangi namazı kılıyorum, neye niyet ediyorum, hangi namaza niyet ediyorum, bunu aklında tutarak bu şuurla namaza durursa o namaz da yine namazdır. Hmm. Yani namaz kılmamış sayılmaz denilmez. O namaz da yine namazdır ama dediğim gibi ne kadar şuuru artırırsanız, ne kadar huşu artırırsanız. İşte o artırmak ayetlerin malini düşünmekle de eşdeğer mi? Mümkün. Mesela o demin mi? dediniz ya iyyâken abudû ve iyyâken es Bambaşka bir ufuk açtınız. Tabi tabi. Mesela ben bu, bu detayı bilmiyordum. Estağfurullah. Mesela bu ayeti böyle sizin anlattığınız gibi biz düşündüğümüz zaman, zaman bence huşuya yaklaşmış yak, oluruz. Yak, yak, yakalamış oluyorsun. Evet. Yaklaşmış değil, Allah'ın <laughs> ayetiyle yakalamış Allah oluyorsun. Allah'ın izniyle. İnşallah. Ee, ve bu dua devam ediyor. Biliyor musunuz? Bak. Allah Celle Celaluhu kuluna diyor ki kulum sen benim huzuruma gel, sen şu şekilde Taleplerini dile getir. Senin muradına seni nail edeceğim diyor. Arkasına ne geliyor? İhtinas sıratın İhtinas müstakim. Allah'ım bizi razı olduğun doğru yol, dost doğru yol neyse ona kavuştur. İhtinas sıratın müstakimin anlamı da bu. Burada kime dua ediyoruz biliyor musunuz? Bütün beşeriyete dua ediyoruz. Kafirle de bunun içinde. Yine burada bir çoğul var. Çoğul var. Bak ne dedim? Kafirler de bunun içinde. Sevmediklerin de bunun içinde. Sevmediklerin ya hocam bu namaz nasıl bir ibadetmiş ya? Ya işte namaz böyle bir ibadet. Namaz küsleri birbirine dua ettiren bir ibadettir. Düşmanları birbirine dua ettiren bir ibadettir. İnanana inanmayana yetişsin diye yapılan bir ibadettir. Ne diyorsun biliyor musunuz? Ya Rabbi mümin kullarına, benim kardeşlerim, imanında kardeşim olan müminlere sen doğru yolu mi? göster. Ya Rabbi kafirlere de hidayet nasip eyle. Peygamberimiz kafirlere dua etti mi etmedi mi? Etti. Etti. Nasıl dedi? Mesela dedi ki Allahümme aizzil İslam bu Ya Rabbi iki Ömer'den birisiyle İslam'ı kuvvetlendir. Bak onlar henüz Müslüman olmamışlardı. Tabii. Anlatabildim mi? Dua etti. Yani gayrimüslimlere de dua edilebilir. Edilebilir ama bu anlamda. Şimdi şeye dua ediyoruz. Uhud Savaşı'nda dişini kırmışlar. Sevgili peygamberimizin yanağını yaralamışlar. Fakat sahabe-i kiramdan bazıları dediler ki ya Resulallah senin tutarlı yüzün geçerli e, duaların var. Bir bu bu adamlar melunlar belasını bulsunlar da kurtulalım. Orada ne diyor? Allahümme mehti kavmi fe innehum la yalemun. Ya Rabbi hidayet nasip eyle. Onlar bilmiyorlar. Bilmiyorlar. Ya Taif'te taşlandı. Aynı duayı yaptı. Yine beddua etmedi. Yine beddua etmedi. İşte bu anlamda... Bir, bir hocam şey... sadece özür diliyorum. Evet. Namaz dediniz ya. Beddua dediniz ya. Hani konumuzda evet. atılı tamam. olduğu için bir anda aklıma geldi. Ee, Hendek Savaşı'nda zannediyorum bir... Var. Orada 3 var. 3 vakit namaz kılmasına engel olduğu düşman ordusu sırf namazını kılamadığı için mi Tabii. düşman ordusuna beddua etti? Aynen ediniz? öyle. İşte burada da yine namazın Allah Resulü Efendimizin dünyasında önemi. önemini anlıyoruz. Peygamberimizin bir duası yok. Ancak işte iki yerde bir şey var. Birisi işte efendim kendisine intikam almak için yemin etmiş birisine söyledi onu. Birisini de işte Hendek Savaşı'nda yaptı. Hendek Savaşı'nda peygamberimiz ve ashabına göz açtırmadılar. Ok yağmuru. E tabii onlar yoruluyor, dinleniyor. Onların yerine geçecek askerleri var fakat Müslümanlar çok azınlıkta olduklarından dolayı güçleri yetmiyor onlara hep cevap vermeye. Namazını kılamadılar bu arada. Bir iki rekat, bir iki vakit. Evet. İşte Efendimiz orada bir duası evet. vardır. Dedi ki ya Rabbi efendim bunların kalplerine ve kabirlerine ateş doldur. Bunlar bizim namaz kılmamıza engel olurlar. Seninle olan bağımızı evet. kopmasına kopmasın. sebep oldular. Bir an olsa. Bir an Ama olsa. normalde bunların dışında peygamberimiz hiç beddua etmemiş. Etmemiştir. Rahmet peygamberi, Rahmet merhamet peygamberi, Aynen diyoruz. Öyle. Affeden, evet, evet, gelmeyene giden. Giden. Yani peygamberimizin evet. o güzel aslında vasıfları çok da onu başka bir programda inşallah. Bir programda inşallah inşallah edeceğiz. Allah nasip ederse. Cenab-ı Hakk'ın lütfu inayetiyle. Şimdi ihdine sırat-ı de bu. Tamam. Son evet. ayete gelelim hocam. S S süremizin sonuna geldi. Gayrı'l-mağdubi aleyhim velettallin. <laughs> Yok estağfurullah. Sıratal lezine enamte Gayril mağdub aleyhim velettallin Ya Rabbi bizi efendim o yola kavuştur ki onlar nimet verdiğin insanlardı. Başta Peygamberimiz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Ondan sonra onun izinden giden ashab-ı kiram ve bütün Allah dostlarının hepsi. Bizi senin razı olduğun o yola kavuştur veya o kafileye bizi de kat demektir bu. E, nimet verdiklerin yoluna. Amen yutta illaha ve rasuluhu. Fe ulaike mehalledine en ammin minen nebiyyin salihin İşte o kim kimlermiş onlar? Nimet verilenler. Nimet verilenler kimler? Sıddık. Sıddıklar. Yani doğru sözlüler. Evet, şehitler. Şehitler. Efendim Sıddığı bir de ve şu ve Şehitler, ve salihler. Salihler bir de efendim güzel Allah yoluna kendilerini bağlamış insanlar. Ne güzel arkadaştır bunlar diyor. Bu ne güzel arkadaşlıktır aynı zamanda. Bizi o kafileye kat. O kafile de bizi geri bırakma ya Rabbi. Ama sadece mağdupla dallin güruhuna bizi katma ya Rabbi. Onlar hangi? Mağduplar Allah'ın gazabına uğramış. Kavimler milletler. Dallin de yoldan sapmışlar. Evet. rivayetler arasında bunlar kim olduğu söyleniyor ee, gazaba uğramışlar Yahudilerdir ee, yoldan sapmışlar da Hristiyanlardır diyenler de olmuştur Eyvallah. niye çünkü son din gelmiştir son peygamber gelmiştir son kitap gelmiştir artık bundan sonra Hristiyanlığın hükmü kalmamıştır Yahudiliğin hükmü kalmamıştır Allah Celle Celaluhu kardeşlerime şunu söyleyeyim hemen Allah Celle Celaluhu bütün kitapları Kur'an'da toplamıştır. Gök, gökten gelen bütün kitapları Kur'an'da toplamıştır. Bütün dinleri İslam'da toplamıştır. Bütün peygamberlerin özellik ve güzelliklerini de Hz. Muhammed aleyhisselatü vesselam Efendimize toplamıştır. Süper hocam, üç tane çok güzel bir bilgi verdiniz. Aynen, aynen. Artık bundan sonra Efendim, اِنَّ الدِّينَ Hz. Musa'nın arkasındayım, Hz. İsa'nın arkasındayım demek yok. Hristiyanım demek yok, Yahudilik demek yok. Peygamberimiz buyurmuşlardır ki bugün Hz. Musa hayatta olsa o da bana uyacak. Hz. İsa hayatta olsa o da bana uyacak. O açıdan bütün ahkam İslamiyet'te toplanmıştır. Eyvallah. Kardeşlerimiz yani, bununla yetineceklerdir. Yani Kur'an-ı Kerim, Tevrat, Zebur, İncil indiği dönemde hak kitaptı, sonradan tahrif oldu, bozuldular ama Kur'an-ı Kerim evet, onların devamı niteliğinde ilavelerle birlikte son kitap olarak ve bozulmamış bozulmamış olarak ve evet. kıyamete kadar da inen inna, i̇nna Le Muhafaza edilecek şekilde evet. devam edecek. Amin. Hocam, Allah razı olsun. Aminna. Çok güzel arz ettiniz Fatiha Suresi'ni. Bir özet gibi oldu aslında. <laughs> yani yoksa daha derinlere inebilirdiniz sen, ama. Sen özet dedin de Hz. Ali'nin radıyallahu anh sözünü hatırladım. onu da söylemeden geçmeyeyim. Diyor ki yahu diyor eğer beni meşgul etmeseydiler imkan bulsaydım vakit bulsaydım Fatiha hakkında 70 deve yükü kitap yazardım diyor. Hmm. 70 deve yükü. O zaman bir Ramazan ayında inşallah Allah ömür verirse Fatiha'yı bir program ele alalım. Ay, ay, Daha uzun soluklu olur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostlar izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Allah ömrünüze bereket versin. Haneniz amin. huzurla da olsun inşallah. Şimdi her zaman olduğu gibi programımızın sonunda ile bitiriyoruz. Sizler güzel bir şekilde canı gönülenin amin diyorsunuz. Ve hocam dua ediyorum. Buyurun ay, hocam. hocam. Buyur Estağfurullah. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanir Rahim, Malikiyü'l-din. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratallezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim veled dâllîn. Âmin. Duaların en güzeli Fatiha ya Rabbi. Onunla sana yalvarıyoruz dualarımızı kabul eyle. Amin. Hazreti Muhammed Aleyhissalatu vesselam efendimizin dualarıyla sana yalvarıyoruz. O'nun kabul buyurduğun gibi bizleri de kabul eyle Ya Rabbi. Amin. İmanımızı kamil eyle. Amin. Evlatlarımızı salih ve saliha eyle. Amin. Eşlerimizi salih ve saliha eyle Ya Rabbi. Amin. Eşsizlere salih ve saliha eşler nasip eyle Ya Rabbi. Amin. Maddi ve manevi musibetlerden, helaketlerden, felaketlerden memleketimizi, milletimizi koru ve kurtar Ya Rabbi. Amin. Gazze'deki Müslüman kardeşlerimize de acil bir şekilde yardımını lütfeyle ya Rabbi. Amin. Görünmez ordularını onlara gönder ya Rabbi. Amin. Görünen orduları da muzafferiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Amin. İlahi yarabbal alemin memleketimizden, ahirete irtihal eden ne kadar garip, kuraba, şehit, şüheda varsa onlara da rahmetinle muamele eyle. Vatanımızı, milletimizi koruyanlara hıfzı, hıfzınla muamele eyle ya Rabbi. Amin. Rahmetinle, merhametinle muamele eyle ya Rabbi. Amin. Amin. بحرمه السيد المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه اللهم صل على